Selamlar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu kesinlikle izleyin ve bu videoda anlattığım bütün her şeyi yapın. Çünkü Shibarium netini anlatacağız. Bir Euro beklentimiz var. Daha önce Dexalot'ta buna benzer bir video çektik. Herhangi bir şey yapmadı. Yani herhangi bir para harcamadan katılanlar arkadaşlar 1000 dolardan fazla para kazandılar. Ne kadar çok işlem yapıldıysa o kadar çok para kazandılar katılan kullanıcılar. Ve en güzel tarafı herhangi bir masrafımız yok. Özellikle bu tarz testnetler ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendimize sermaye yapıyoruz. Riskli varlıklar sermayesi yapıyoruz. Şimdi Shibarium arkadaşlar Shiba'nın bir Layer 2 protokolü. Layer 2 protokolleri bizim için önemli. Shiba ile ilgili geçenlerde de video hazırlamıştık. Bu videoda bu Shibarium'a nasıl katılabiliriz? Bu testnette neler yapmamız gerekiyor? İleride not kurulumu da çıkacak. Bunu da adım adım anlatacağım. Gerçekten değerli olduğunu düşünüyorum. Ben öyle e, kumar sitelerinin reklamları gibi bir başlık falan atmayı sevmiyorum ya da banner. Eğer değerliyse söylüyorum, değilse de yine söylüyorum. İzlemek isteyen ona göre izliyor. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi konumuz Shivarium. Bu arada Maraş Antakya depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bu depremi hiç unutmayız ve gelecekte kuracağımız şehirleri, binaları depreme dayanıklı şekilde kurarız. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Shivarium Shiba'nın Layer 2 protokolü için geliştirdiği bir blok zincir teknolojisi. Aşırı keyifli bir gündeyiz. Neden? Aşırı keyifli bir gündeyiz. Çünkü arkadaşlar buralar böyle yangın yeri. Hepsi coştu, uçtu ama güzel yangın böyle. Ateşli, keyifli bir yangın. 25.200 dolarda hem 200 haftalık hareketli ortalama vardı. Bunun bunun trendi vardı. Hem de 25.200'de yatay bir direncimiz vardı arkadaşlar. Bu iki direnci birden kırdı. Bundan sonraki direnç bölgemiz arkadaşlar 28.000 dolarda ve şu anki tablolar bizim için bullish göstergeler. Ama dikkat etmemiz gereken bir diğer konu RSI. Görece, göreceli güç endeksi arkadaşlar. Overbought dediğimiz aşırı alım bölgesinde. Yani buralarda biraz dinlenmesi sağlıklı olacaktır. Bitcoin'in ama genel olarak güzel gelişmeler yaşadık. Bunları e, ee, piyasanın neden şu an bu kadar bullish olduğu ile ilgili de bir video hazırlamıştım. O videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu Shibarium testnetine nasıl katılabiliriz? Gelin birlikte bunlara bakalım. Discover Shibarium Beta'ya tıkladım. Ve karşıma şu an beta sürümü açıldı. Arkadaşlar burada cüzdana bağlayacağım. Metamask cüzdanımızı kullanacağız. Metamask hiç kurduysa kullanmayı bilmiyorsanız bununla ilgili bir video hazırladık. Mobil bildirim olarak gönderiyorum izleyebilirsiniz. Şimdi bu tarz testnet'ler için benim ayrı bir cüzdanım var. Yani ana da yapmıyorum. Siz de öyle yapın. Ayrı bir cüzdan kullanın. Connect Wallet'ta tıkladım ve MetaMask'ımı bağlıyorum. Ardından arkadaşlar Goerli testnet, Goerli ağını kullanmam istiyor. Testnet ağına geçiyorum ben de. Ağı değiştirdim. Bakın hemen bana bir testnet ağını kurdu. Ethereum ağında değil, şu an e, Goerli test ağındayız. Buradan sonra arkadaşlar Ethereum tabanlı bir ağ Buradan sonra yapacağımız e, Fawcett'ten test token çekeceğiz. Ben hem bu beta'nın linkini hem de bunun linkini video açıklamasına bırakıyorum. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki kişi bizden 200'er TL kazanıyor. Bir önceki videonun kazananlarını da şu an ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar burada geldim, öncelikle şu adresini bir kopyaladım. Şuradan bir login yapıyorum, giriş yapmam lazım. Çünkü neden? Ee, Google ile giriş yap dedim, kendi hesabımı açtım. Verify ettim. Neden giriş yapacağız? Çünkü robotlara karşı, spamlara karşı şey yapmak istiyorlar. Giriş yap Kendilerini korumak istiyorlar. Ve loginimi yaptım. Burayı arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlıca geçtim. İnternet yazalım buraya da. Let's Build'e tıkladım. Şimdi artık girişim yaptığıma göre buraya Ethereum adresimi yapıştırdım. Robot olmadığımı onayladım ve send me Ethereum dedim. Tabi bunlar gerçek Ethereum değil. Test Ethereum'u. Bakalım arkadaşlar gelmiş mi? Evet 0.1 Ethereum geldi. Şimdi buradan çıkıyorum. Teşekkür ederiz. Ne diyor arkadaşlar? 0.1 almışız. Tekrar gönderemiyoruz bildiğim kadarıyla. Süreye bakacağım. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. İkinciyi gönderebilecek miyim diye bakacağım. Onun süre sınırı vardı. Az önce burada yazıyordu ama şu an göremedim. Günde, günde arkadaşlar 0.1 gönderebiliyoruz. O yüzden size tavsiyem her Allah'ın günü tekrar deneyin. Tekrar 0.1 alın. Çünkü ne kadar çok işlem yaparsak o kadar çok ödül alıyoruz. Genelde bunların konsepti bu şekilde çalışıyor. Şimdi girdim arkadaşlar. Burada bir kayım validatör ol var. Delegatör ol var. Şimdi validator ile delegatör farkları nedir? validatör tek başına bir not çalıştıran kişiye denir. Örneğin Ethereum 2.0 için 2.0 için 32 Ethereum olan bir kişi validatör olabiliyordu. Her zaman açık ve internete bağlı bir bilgisayar gerekiyor. Avalanche'da 2000 AVAX gerekiyor mesela bunun için. An güvenliğini sağlarken ödül olarak da pasif gelir veriliyor bu kullanıcılara, validatörlere. O coin'in enflasyondan yani staking'den gelir elde ediyorlar. Genelde ağın işleyişini sağlamak için ve merkezlisini artırmak için yapılır. Peki delegatör ne? Mesela sizin 32 ethereum'unuz yoksa delegatör olabilirsiniz. Yani not çalıştıran bir validatöre güvenip not kuramıyorum ama seni destekliyorum demek bu. Mesela benim avaxlarımda stake et komisyon al ama beni destek gelirinden mahrum etme diyorsunuz. Hani e, validatör kadar kazanmıyorsunuz ama yine de kazanmış oluyorsunuz. Biz burada delegatör e nasıl olur? BKM'e delegatör delegatör olacağız. Buradan geldim arkadaşlar fawcet'e tıkladım önce. Robot olmadım belirtiyorum ve Goerli Bona'ya tıkladım. Submit ettim. Arkadaşlar burada mikrofonda bir sıkıntı olduğu için mikrofon değişti. Şimdiden kusura bakmayın. Burada Goerli Bona'ya tıkladım. Ben robot değil mi tıklıyorsunuz ve buradaki bilgileri dolduruyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar hata verebiliyor. Hata verdiğinde ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Submit diyorsunuz. Şimdi şöyle bir hatanız olabiliyor arkadaşlar. E, hata verdiği zaman şu sayfadan ikide bir tekrar buraya gelin. Tekrar staking'e gelin. Faucet'e tekrar tıklayın. Ve bu işlemleri defalarca denediğiniz zaman 10 bone geliyor. Ben o şekilde hatamı çözdüm. Veya sayfayı yenileyip tekrar deneyin. Sonra eninde sonunda geliyor. Bundan sonra tekrar Shibarium'un an sayfasına tıkladım. Ne dedik? Become a delegator. Bir delegatör olacağız. Şu an burada 3 tane açık delegatör sayfası var. Ve buradan arkadaşlar Şuna tıklıyorum. Uptime %12 diyor. Sanırım daha uzun vaktim olacak bunda. Delegate'e tıkladım. Bakın 10 tane bonem var. Diyelim ki 6 tane boneyi şu an delegater olarak 6 tane yani bir validatöre 6 tane bone ile destek vermiş olacağım. Onaylıyorum işlemi. tekrar bir onay veriyorum. Şimdi burada ücret gösteriyor ama dediğim gibi bunlar testnet ağında olduğu için bizim için bir sıkıntı yok. Şimdi delegation bakın burada ViaVond'da blokta da yani blockchain üzerinde de görebilirsiniz. Şimdi artık şöyle gelelim arkadaşlar. Bakın 4 wallet şu an cüzdanımda varmış. Şimdi buradan sonra staking'e geliyorum. Tekrar staking'e tıkladım. Oradan my account'a tıkladım. Şimdi benim burada şeyimin gözükmesi lazım. balanslarımın gözükmesi lazım. Ama zaten bu test anında sırf bu yüzden hatalar oluyor. Yeniledim. Tekrar birazcık daha stake ekleyeceğim arkadaşlar. Bunun için tekrar staking'e geldim. Şuradan biraz daha delegatörlük yapalım. Bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi evet hatalar oluyor. Zaten o yüzden bizim bu testleri yapmamızı istiyorlar. Hataları bulsunlar ki bu hatalar gerçek main network devreye alındığında bu hatalar olmasın. Dertleri bu. Şimdi biraz daha ekliyorum. Bakalım belki bu sefer gözükecek. Bioblon Explorer dedim. Tekrar My Account'a tıklıyorum. Şu an Wallet'ımda arkadaşlar 3 bons var. burada da benim staking'imin gözükmesi lazım normalde. Ama şu an gözükmüyor. Dediğim gibi bazen hata oluyor bazen olmuyor gösteriyor. Buradan bir miktar çekebilirim tekrar ekleyebilirim. Yarın tekrar aynı şekilde Staking'den faucetten biraz daha alabilirim kendime. Ve bu şekilde ne kadar çok işlem yaparsam o kadar kazanma şansım artıyor arkadaşlar. Tekrar bir tane daha şöyle göstereyim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım bir şeyler katabilmişizdir. E, ee, bu tarz testnetlere katılmayı unutmayın. Bu benim Twitter hesabım. Kripto paralarla ilgili önemli gelişmeleri buradan paylaşıyoruz. Arkadaşlar bu bizim bol bol kazanç sunduğumuz ve önemli gelişmeleri paylaştığımız bir Telegram duyuru kanalımız. Buraya da katılmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olsa yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.